Butik otelin ilk önce projelendirilmesi DİKA ve özel idaremizin desteğiyle beraber 2017 yılında projelendiriliyor. 2019 yılında tamamen proje aşaması biterek hizmete sunulur hale geliyor. İşletici firmayla ihale süreçleri bir takım aşamaların akabinde şu anda çalışmaları bitme aşamasına gelmiş durumda. İçindeki tefrişatlar olsun, diğer teşhisat, emareler olsun tamamen bitti sayılabilir. Onun akabinde çevre düzenlemesi şu anda yapılıyor. Peyzajlar büyütme açısından belli bir aşamaya gelindi. Kendi tahminimiz ve firmadan aldığımız bilgilere göre önümüzdeki aylarda hizmete sunulacak. Tamamen Hasankeyf'in dokusuna uygun. Hiçbir şekilde bir yapıya zarar vermeden, tarihi korunarak ve tamamen Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun izinleri mevzuat çerçevesinde alınarak turizme kazandırmayı düşündürdüğümüz yerlerimizden biri olacak. Hasankeyf esas itibariyle turistlerin bir ilgi odağı, bir çekim merkezi durumunda. Biz buraya geldiğimizde ilk olarak karşımıza şu sorunla geldi. Hasankeyf'e gelen turistler burada konaklamıyor. Biz bunun için ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Tabii ülkemizin, hükümetimizin bir vizyon projesi. Bunun adına ilk başta Hasankeyf'te konaklayacak yer tespitleri, bunun üzerine çalışmalar yapıldı ve en sonunda da az önce de bahsettiğiniz Kaya Otel hizmete yakın zamanda sunulacak inşallah. Şu anda hali hazırda 8 odalı bir konsept mevcut. Bazısı aile yapısına uygun, bazısı tek kişilik konaklama şeklinde olacak. Tamamen lavabosu, ihtiyaçları giderecek yapısı var. Mutfağı yine ayrı bir şekilde dizayn edilmiş. Çevre peyzaj düzenlemesiyle kafeterya mevcut olacak. Kapasite olarak geldiğimiz aşamada yine bir 30 veya 40 haneye alabilecek bir kapasiteye ulaşacaktır. Bir tabir vardı taşı toprağı altın diye. Buranın taşı da toprağı da tarihtir. Yani siz bir taşı bir yerden oynatıp başka bir yere götürdüğünüzde o tarih kendini koruyor. O tarih yine bir yeşeriyor. O tarih kendisi bizimle konuşuyor. Ben buradayım diyor. Buraya kim olursa olsun geldiğinde pişman olmadan geri dönecektir. Özellikle bu tarihi dokuyu, bu coğrafyayı, bu sanat eserini gördüğünde eminim ki bir kez daha gelip buradan faydalanmak ve görmek isteyecektir. Bütün vatandaşlarımızı buraya, bu güzelliğe, bu eşsiz tarihi festivale, bu kompozisyona bekliyoruz. Burayı turizme açmak için, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için farklı bölümler de açtık. Bu 10 mağaranın ötesinde yaklaşık 15 tane taş oda, Mardin taşından yapılacak olan odalardan ek yapıyoruz. Onun akabinde havuz yapıyoruz. Ondan sonra yaşam alanının içerisinde yeşil alan, ağaçlandırma, kafe, restoran işletmeciliği otelin girişinde yapıp yani buraya kafile karşılayabilmek için, Hasankeyf'imizi kalkındırmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz ve yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda mağaraları hizmete sunup diğer bölümler de hızlı bir şekilde çalışmamız devam ediyor. Bir 3-5 ay içerisinde inşallah bitirip burayı 5 yıldızlı otel haline getirip müşterimizi almaya başlayacağız ve Hasankeyf'i gerçekten artık tanıtmamıza gerek var ve ihtiyacı var. Turizm bölgesi olduğu için burada gelip konaklayabilecek, burada kafilelerimizi, Hasankeyf'imizi tanıtabileceğiz. İnşallah güzel bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bakalım Allah'ın izniyle ilerideki süre içerisinde, 1-2 ay içerisinde bu işlemlerin hemen hemen %80'i 90'ı bitecek.